Ayberk Hocam merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Karadeniz'in incisi Trabzon, Orta Hisar'dayız. Tekrardan hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Öncelikle Ayberk Çalık kimdir? Sektöre giriş hikayemiz nasıl gerçekleşti? Sizi bir tanıtalım. 91 doğumluyum, 21 Mayıs. Trabzon'da doğdum, büyüdüm. Aslen Yomralıyım. Ata Koleji'nde okudum ilk öğretim okulunu, ilkokulu 8. sınıfın sonuna kadar. Tevfikseldi Anadolu Lisesi'nde lise dönemimi bitirdim. Ondan sonra Yakın Doğu Üniversitesi ile diş hekimliği bölümüne geçtim. Diş hekimliği bölümünü bitirdikten sonra da tekrardan memleketim olan Trabzon'a gelmeye karar verdim. 3 sene önce muayeneciliğe başladım. Evet. Bu işten keyif alıyor muyum? Evet, alıyorum. Evet, peki hocam, bu keyif aldığınız işte o geçen süreç nasıl geçti? Memnun muyuz? Yani şimdi şöyle, en başta biraz zorluydu tabii ki de. Yine biraz zorluklarımız tabii ki var ama gün geçtikçe daha da güzel oluyor. Hastalarımız bizi bırakmıyorlar, sağ olsunlar. Destekliyorlar. Destekliyorlar. Biz de onlara yardımcı olmaya gayet çalışıyoruz. Gayet güzel. Temel şöyle başlıkları alalım hocam. Muayenede neler yapabiliyoruz müdahale olarak? Şimdi muayenemizde, bizim klinimizde şöyle bir sistem var. Önce bir panoramik filme giriyorsunuz. Bütün ağız içindeki her şeyi görebilmek için. Ardından ağız içi bir muayene yapılıyor. Bu muayenenin sonunda da hastamızla konuşuyoruz. Randevu sistemiyle çalışarak hastamız randevunun sonunda, randevu günü tekrar geri geliyor. Tekrar geliyor ve artık işlemler başlıyor. Aynen, neler yapabiliyoruz? Kanal tedavisi, diş taş temizliği, ondan sonra dolgu, estetik diş yapıyorum mesela. Protez, implant genelde yapıyorum. İmplant yapıyorum, lamineler yapıyorum. Bunlarla uğraşıyorum. Güzel. Hocam sizin sektörünüz de aslında önü açık. Her gün yenilenen, gelişen bir sektör. Bu doğrultuda kendinizi güncel tutmak adına toplantılar, seminerler, fuarlar da yapılıyor uluslararası. Tabii. Ben şimdi şöyle gidiyorum ama şöyle, genelde Türk Diş Hekimliği Birliği'nin kongreleri oluyor, onlara katılıyorum. Bazen mesela yeni ürünler çıkıyor, yeni cihazlar çıkıyor. Hastalara daha iyi hizmet verebilmek için tabii ki de günceli takip etmek çok önemli. Evet. O yüzden IDEX gibi fuarlara gidiyoruz. Onlarda da fuarlarda yeni ürünleri görüyoruz, tanıtıyorlar bize sağ olsunlar. Özel kurslar oluyor. Büyük diş hekimleri var. Evet. Onlar gayet başarılı aşağılı oldukları için biz de onları takip etmeye çalışıyoruz. Çünkü onlardan ne kaparsak bizim karımıza. Evet. Biz de onların kurslarına gidiyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Gayet elimizden güzel. Geldiğince kendimizi geliştiriyoruz. Tamam. Peki hocam, şimdi buraya gelen hastalarınızla olan diyaloglarınız önemli. Kullandığınız malzemelerin kalitesi, cihazlar, her şey önemli. Neye önem verirsiniz muayenede? Şimdi kendi açımdan şöyle söyleyebilirim. Yani kendi ağzıma girmesini istemediğim bir malzemeyi kullanmam. O yüzden hani ben en yakınlarıma, anneme babama bile kullanabileceğim bir malzemeyi hastalarıma sunmak isterim. Yani çünkü hasta benim için hastadır. Yani A'sı, B'si, C'si yok. Hepsi aynıdır benim için. O yüzden hepsinin en temiz, en kaliteli şekilde tedaviyi alması ve sonunda da mutlu olmasını isterim. Özellikle benim kişiliğimden ötürü hastalara acısız, ağrısız bir tedavi sunmak istiyorum. Evet. Hastalar mutlu ayrılsın istiyorum. O yüzden de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi hepimizde vardır. Bir dişçiye giderken şöyle düşünürüz. Bir fobilerimiz vardır, evet. Korkularımız vardır. Bu doğrultuda gelecek hastalarımıza bir mesaj verelim mi? Yani şimdi şöyle, benim anne babalara diyeceğim şey şu. Çocuklarınızı hani doktor beye söylerim, iğne yapar size gibi korkutmalar asla yapılmamalı. Çünkü çocuklar bunları duya duya dişçilere karşı, diş hekimlerine karşı affedersiniz, bir fobi geliştiriyor. Evet. Yani ister istemez bilinç altında hasta oturduğu zaman 20 yaşına gelse bile ya iğne yapılacağım diye düşünerek korkuyor ve bir oturmak istemiyor. Evet. Bir de bizim halkımızda şöyle bir şey var, yumurta kapıya dayanmadan asla diş hekimine gelmiyorlar. Ama yapılması gereken şey 6 ayda bir rutin kontrol yapılmalı. En azından ağzınızın içinde hiçbir çürük olmasa bile en ufak başlangıçlar bile erkenden tedavi edilmeli ki ileride daha uzun, yani külfetli işler ortaya çıkmasın diye. Peki günlük bakım da önemli değil mi hocam? Tabii ki. Neler yapmamız gerekiyor? Şimdi şöyle, yani diş fırçalama zaten fix. Bunun yapılması gerekiyor sabah akşam. En az 2 dakika deniyor. Ayrıca diş ipi kullanması gerekiyor hastalarımızın. Çünkü yani diş fırçası dişlerin aralarına giremiyor. O yüzden diş ipi kullanmak zorunda hastalar. Biraz zahmetli bir iş geliyor herkese ama yani mecbur, bunu kullanmadıkları zaman evet. Bakım önemli yani değil mi? Aynen öyle. Kısacası, çünkü ağız diş sağlığı çok önemli bir şey dediğiniz Ayrıca gibi.
diş bakımının yanında dil bakımı da önemli. Yani fırçalamanın sonunda dili de fırçalamak çok önemli. Çünkü bakteriler orada da kalıyor. Ne kadar fırçalarsanız fırçalayın, sonuçta ağız içine temas ettiği için yani dil dişlerle yine irtibat halinde oluyor. O evet. zaman da sıkıntı oluyor. Dil fırçalamak da önemli. Bu da önemli tabii. diyorsunuz. İyi bir ayrıntıdan bahsettiniz hocam. Peki hastalarınızda muayenenizde randevu sistemiyle hareket ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Böyle ülkemizin farklı noktalarından, daha doğrusu Karadeniz'in belli bölgelerinden veya yurt dışından hastalarınız var mı? Var. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı hastalarım da var. Evet. Rusya'dan gelen Rus hastalarım da var. Almanya'da yaşayıp Alman olan hastalarım da var. Yani birçok yerden gelen hastalarım var mevcut. Onları yazdan yaza görebiliyoruz genelde. Çünkü o zamanlar geliyorlar. Evet. Kış aylarında pek olmuyorlar ama var. Randevu sistemiyle böyle hareket aynen ediyoruz öyle. Anladığım kadarıyla. Bir de yurt dışında benim gözlemlediğim hocam biraz daha sektörel bazda yaptığınız hizmet pahalı oluyor. Türkiye'de biraz daha iyi değil mi bu konu? Tabii ki. Yani şöyle, yurt dışındaki fiyatlar euro bazından değil. Evet. Normal kendi fiyatları çok fazla. Ama Türkiye'de yurt dışına oranla biraz daha ucuz çalışıyoruz. Sektörünüz o konuda aynen. biraz daha iyi uygun. Olduğu için öyle konuklar hem aynen tatil öyle. Yapmış oluyorlar hem gelip işlerini hallediyorlar. İşlerini halledip tekrar mutlu bir şekilde iyi bir aynen güler öyle. Yüzle buradan ayrılıyorlar. Estetik de önemli hocam değil mi? Bak gülüşte, hı-hı. bakışta. Estetik çalışmanızdan biraz bahsedelim. Şimdi estetik çalışmam şöyle. Zaten genelde hep estetik ağırlıklı çalışmaya çalışıyorum. Ön diş kırıkları olsun, işte çapraşıklık olsun. Bunlar da tabii çapraşık dediğim böyle abartı bir çapraşıklıktan evet. bahsetmiyorum. Küçük ufak çapraşıklarda dolguyla müdahale edilebiliyor. Tabii ki bu dolguyu atıyorum bir dişin tek bir renge göre değil, birçok renk kullanarak, hani makyajlayarak güzel bir, sanki doğal bir dişmiş gibi, hiç kırık yokmuş gibi muntazam bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Yani benim kendime katmaya çalıştığım ve en çok öğrenmeye çalıştığım ve en çok sevdiğim şeylerden biri bu, estetik gülüş. Çünkü yani benim dişim kırık olsa kesilip kaplanmasından ziyade oraya bir estetik dolgu yapılmasını ve hala kendi dişimle devam etmeyi isterim açıkçası. Gayet güzel. Bunu da buradan duyurmuş olduk. Peki şimdi bir teşekkür alalım hocam. Bu keyifli sohbetin sonunda Ayberk Çalık olarak sizi bir güne dek tercih eden, destekleyen hastalarınıza, konuklarınıza bir teşekkür son sözlerinizi tabii toparlayalım. Öncelikle beni hiç bırakmayan hastalarıma çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Her zaman benim yanımdalar. Ben de onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet. Hala da çalışmaya devam edeceğim. Ben burada olduğum sürece başımıza bir şey gelmezse tabii. bir de diyebileceğim şu, lütfen çok iyi fırçalamaya özen gösterin, uğraşın. Yani bu bir zaman kaybı değil. Bu bizim için gereklilik. Çünkü nasıl kolunuzda bir kesik olduğu zaman, evet. mideniz ağrıdığı zaman bir doktora gidiyorsanız aynı şekilde diş de çok önemli. Bütün sağlıktaki yani vücuttaki neredeyse sorunların çoğu ağızda başlıyor. Çünkü ağız içi hijyen olarak kötü olduğu zaman bu vücuda da yansıyor. Çok büyük bir problem. Peki vermiş olduğunuz değerli bilgiler için size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buradaki tüm uzman kadronuzda başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanda yeni bir röportajda tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim.